Herkese merhabalar. Bugün Mihail Tal'in çok ilginç bir oyununu göstereceğim. Aslında niye çok ilginç diyorum ki? Mihail Tal oyunu demem yeterli. Siz zaten o oyunun ilginç olduğunu bileceksiniz. Hadi gelin bakalım. Sene 1973. Tal E4 sürerek başlamış. At F6 E5. Bu arada simultane çoğul masa gösterisi ustanın aynı anda çok kişiye karşı oynadığı ee, satrancın bir türüdür. E4 at F6 bir dakika hızlı geçmeyelim. Alekin savunması. Siyahlar beyazları kışkırtıyor. Piyonu sür diyor. Peki bunda amaç ne olabilir? E5 at D5'ten sonra beyazlar D4 yapınca siyahların iddiası şu. Evet beyazlar merkeze iki piyon getirdi ama ben o merkezi rakibimin başına yıkacağım. Yani rakibi diyor ki Mihal Tal, o merkezi senin başına yıkarım. Hadi bakalım görelim yıkabilecek mi, yıkamayacak mı? Şimdi D6 yapınca Tal daha da açılıyor. Bir de C4 patlatıyor. At B6'ya bir de F4 patlatıyor. Çok eskiden satranç yeni başladığım dönemlerde böyle bir durumu gördüğüm zaman of derdim beyazlar artık kazanmış, merkezi ele geçirmiş. Ama siz de biliyorsunuz ki merkeze piyon yerleştirmek, koymak üstünlüğün garantisi değil. değil. Çünkü merkez bir amaç değil araç olmalı. Neyin aracı? Aletlerimizi yani piyonlar dışındaki taşları iyi geliştirebilmenin amacı. Şimdi siyahlar D alır E5 yapıyor. F alır E5'ten sonra F 5 yapıyor. Bu hamle iyi değil. Neden mi? Çünkü siyahlar önce bu atı çıkarak D4 piyonu tehdit etmeliydi. Şöyle ilerlerseniz E5'teki piyon boşta. Dolayısıyla bu piyonu korumak lazım. Dikkatsizce hemen atı çıkarsak ki mantıklı gözüküyor. Siyahlar fil g4 ile atı açması alır. Ve elbette alıp bunu alacak. Beyazlar mecburen koruyunca e6, at c3, vezir d7, fil e2 aldık. Fil alırsa efendim c4 piyonu boşta. Piyon da alacak. Uzun roktan sonra bir anda görüyoruz ki eğer böyle oynansaydı beyazların gurur duyduğu o merkezi göbekten çatırdamak üzere. Dolayısıyla sorumluluk istiyor. Büyük merkez büyük sorumluluk istiyor. Evet aynen örümcek adam gibi oldu. Büyük güç büyük sorumluluk ister amca mı diyordu. Evet burada işte e, fil 5 yapınca ama tal şimdi atını çıkıyor. E6 yapınca bu atı da at bir atı C3'ten bir atı F3'ten rahatlıkla çıkabiliyor. Rakip atı açmaz almış. Tal gelişime devam ediyor. Burada hep aklınızda şunu bulundurun. Hamleleri olabildiğince hızlı yapıyor. Tal ki oyun müsabaka çoğul masa gösterir. Saatlerce sürmesin. Fil G4. Bir kez daha filiyle oynuyor siyahlar. Fikri anladınız. Şimdi atı alacağım ve D4'ü alacağım diyor. Peki Mihal Tal buna ne yapıyor? İyi oyuncuların yaptığı bir şeyi yapıyor. Umursamıyor. Biz umursamadığımızda başımıza bir şeyler geliyor. Görmediğimizde tehdidi veya umursamadığımızda. Ama güçlü oyuncular öyle bir ayarlıyor ki umursamıyormuş gibi gözüküp bir şeyler yapıyor. Şimdi siyahlar cevap sürmüş. Şunu merak ediyorsunuz tabii. Fildatı alsa beyazlar alacak. Bir de böyle şah çekerek gelecek. Eğer şah kaçarsa da feyedi piyon tehdit altında fark ettiniz ama... En basından rokatar toparlar. Ama işte Tal burada fil E3 yapacaktı. haydet ediyorum. Yani bir simultane gösterisinde o kadar hızlı oynarken bunları gördü mü yoksa sezgisel bir feda mıydı? Çünkü öyle bir şey ki eğer file 3 oynayıp gördüğünüz sayıda şu fili vermezse ata işe yaramıyor. Ama vezir D3'ten sonra vezir f şah, şah D8'e Kale A devirle şah vezir şişi var. Şimdi gösterdiğimde size kolay geliyor. Ama şu konum varsayın. Rakip fil G4 gelmiş. Atı alıp piyonu almak istiyor. Vallahi ben olsam burada hızlı da oynuyorsam bir file 3 çıkarım. Piyonu paşa paşa korurum, değil mi? Ama Tal bu rok atıyor. Rok atınca e, siyahlar alamadığını anlıyor tabii. Onun işi daha kolay. Çünkü Tal 40 kişiyle, 30 kişiyle oynarken dönerken ee, rakibin 30 misli zamanı var. Öyle düşün. Avan, avans öyle. Tal 30 kişiye karşı oynayınca 30 misli zamanı var. Ve burada C5 göbekten yarmaya çalışıyor. O merkezi Alek'in savunmasının ruhuna uygun olarak çatırdatmaya çalışıyor. Şimdi elbette yani DC5 yaparsa fil C5. İşte bu piyon zayıf kalacak, bu anlamsız kalacak vesaire. Tal ne yapıyor? Burada atını merkezi iyileştiriyor. Yine bir sorun var. Yine hesap gerektiren, sez gerektiren bir hamle. Çünkü burada kabak gibi merkez piyonu boşta. E ne yapacağız şimdi? Ya buradan fil g5 ile falan kurcalayacağız mı? Ne bileyim kaçar yani veziri bir yere kaçar. E şah çeksem e, fil tutuyor. Talin hamleye bakın. Bunların hepsi de c5 patlatıyor. Atı isteyerek geliyor. Atı kaçınca çağrı yoktu zaten kaçacak. Hop göbekten şah. At d6. Siyahlar Şah E7 yapıyor ve şimdi C5 piyonu istekte. Atalır C5 tehdidi var, atalır E5 tehdidi var. Var da var. Fil G5 Şah çekersek F6 ile savunacak. Direnç var ama Tal burada bomba hamleyi patlatıyor. Durdurup düşünebilirsiniz. Acaba Tal'in mükemmel hamlesi burada neydi? düşündüyseniz gösteriyorum hamleyi. Hamle Mihail Tal hamlesi. At alır D4 ünlem 1500. defa Mihail Tal vezirini feda ediyor. Çok merak ediyorum. Bazı oyunlarda iki kez vezir feda ediyor. Hayatı boyunca Tal kaç kez vezirini feda etmiştir? Gerçekten merak edilecek bir konu. Eminim ki bir numarada. Yani açık ara bir numarada olduğunu ee, biliyorum diyeyim. Yani tahmin ediyorum demeyeyim. Ondan çok vezir feda eden oyuncu yoktur. tabi kazanmak şartıyla. Yoksa Lichess'de ee, takipçiler her gün yüzlerce vezir feda ediyordur toplam oyunda. Neyse şimdi e, ne oluyor? Fil alır debiri yaparsa ya zor değil. Bu tal için çerez yani. Kalefe yedi mat var. Ama rakip ne yapıyor? Bakın zorluğu şu. At alır e5. Piyonu temizliyor. Ve böylece Şah'a kaçacak kare çıkıyor ve vezir de istekte. Vezir istekte. Efendim piyon istekte. Atla fili alma durum var. Var da var. Ama Tal hesabını yapmış diyeceğim. Artık böyle Tal'le ilgili şunu söylüyorlar. Ya o Kasparov söylüyor belki. Hesaplama yapmıyor diyor. Gözünde konum canlanıyor diyor. Ya yani böyle mistik bir hava veriyor. Gerçekten de bu oyuna bakınca ya simultane de bunları hesaplamış olamaz. Yani böyle bir içten gelen bir sezgiyle hamleler akıyor adeta diyebilirim. Çünkü şimdi düşündüyseniz hamle geliyor. Vezir alır G4. E eh, alırsa ikinci vezir fedası boyunda kale f ile yine mat var. Dediğim gibi şimdi tek tek hamleri gösterdiğimde Burada hamle var, burada hamle var dediğimizde bulabiliyoruz. Ama bunun evveliyatı var. Bunları hep çok önceden görmek zorunda. Ve tale de biri fısıldayıp burada hamle var, burada vezir fedası var demiyor. Hep olacakmış gibi düşünmek zorundasınız. Tamam ikinci vezir fedası da anlamaz. Ama siyahlar burada fil alır C5 yapıyor ve al başa bela. At istekte, at açmaz da. Ve tal çok hızlı gittim pardon bir feda daha patlatıyor. İki vezir fedasından sonra kale alır Fedi ile rakibi yıkıyor. Burada e, oyunda terk etmiş burada terk etmiş. Çünkü at alır F7 yapınca vezir E6 şah F8 vezir f mat var. Bundan dolayı terk etmiş. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Şahla alırsa o zaman da yine vezir alır e6 ile mat var. Dolayısıyla mattan kurtuluş yok. Rakip de terk ediyor. Simultane için harika bir oyun. Umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Tali beğeneceğinizi biliyorum. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. İki tane kanalım var biliyorsunuz. Satranç Dersleri kanalı, Satranç Okulu kanalı. İkisine de abone olmanızda fayda var. Her gün içerik yayınlamaya çalışıyorum. Yorumlarınız için teşekkürler, destekleriniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.